bayram namazını eda etti Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizle beraber. Bu vesileyle Şanlıurfa'lı kardeşlerimiz başta olmak üzere Kurban Bayramı'nın hayırlar getirmesini diliyorum. Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah bu bayram hem ülkemizin hem bütün İslam aleminin barış, kardeşlik, huzur ve refahının artışına vesile olur. Biz Kurban Bayramı'nın vesilesiyle Şanlıurfa dışına çıkan hemşehrilerimiz var. Dışarıdan Sıla-i Rahim için Şanlıurfa'ya gelen kardeşlerimiz var. Daha Arefe gününde başlayan ve öncesinde başlayan seyahatler nedeniyle meydana gelen kazalar var. Hep birlikte takip ediyoruz. Bütün hemşehrilerden bu konuda çok dikkatli olmalarını, trafik kurallarına riayet etmelerini ve acele etmemelerini özellikle rica ediyoruz. Hayırlısıyla bayramlarını idrak ederler, akrabalarını, yakınlarını inşallah ziyaret ederler ve güvenli bir şekilde tekrar gidecekleri yerlere ulaşırlar. Bir diğer konu biliyorsunuz pandemi devam ediyor. Aşılama bizim pandemiyle mücadeledeki en önemli, en güçlü silahımız. Türkiye genelinde çok şükür devletimiz aşı tedarikinde hiçbir problemimiz yok. Türkiye genelinde iyi bir aşılama oranını yakalamış durumdayız. %70'lere varan bir aşılama oranına doğru gidiyoruz. Bu anlamda da dünyada örnek ülkelerden bir tanesi haline geliyoruz. Şanlıurfa'da maalesef bu oranın halen düşük olduğunu görüyoruz. Yani %34-35 civarında bir aşılama oranıyla Türkiye aşılama oranı neredeyse yarısı civarındayız. Önümüzdeki dönemde tekrar artacak vaka sayılarının yaratacağı olumsuzluklar, Allah korusun ölümler ve koronavirüsün tetikleyeceği diğer rahatsızlıkların insanlarımıza yaratacağı zararların önüne geçmek için lütfen Şanlıurfalı kardeşlerimiz, özellikle genç kesim, 65 yaşın üzerindeki aşılamalarda daha başarılıyız. Ama genç kardeşlerimizin randevusuz bir şekilde sağlık birimlerine, sağlık merkezlerine, hastanelerimize ve hemen hemen birçok noktada oluşturduğumuz seyyar ekiplere gitmek suretiyle randevusuz aşı olmalarını özellikle rica ediyoruz. Üçüncü konuda biliyorsunuz kurban bayramlar kardeşliğin, barışın, dargınlıklar, küskünlüklere son vermenin günüdür. Bununla anlamlıdır bayramlar. Müftü hocamızın bazında da dile getirdiği Şanlıurfa'daki bu arazi anlaşmazlıkları, bundan kaynaklı ve diğer aslında çok küçük, lüzumsuz meselelerden dolayı insanlarımızın birbirlerine zarar vermeleri ve bunun ulusal, hatta uluslararası medyada gündem olması ve bunun aynı zamanda Şanlıurfa'nın o peygamberler kenti, barışın kenti, medeniyetin kenti olarak tabir ettiğimiz Şanlıurfa'mıza verdiği inanılmaz zarardır. Bu konuda da bütün Şanlıurfalı kardeşlerimizin, ailelere, kanaat önderlerine, din adamlarına ve aşiretlerimizin hepsine de bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz. Lütfen birbirimize zarar vermekten vazgeçelim. Barış ve kardeşlik içerisinde yaşamayı bilelim. Ve geçmişimize, tarihimize, peygamberler kenti olma unvanımıza yaraşır bir şekilde içeride sulh ve selamet içerisinde olalım. Bunu bütün dünyaya gösterelim. Ve neredeyse işte 10 günde bir, haftada bir meydana gelen bu cinayetlere son verelim. Bu konuda bir toplumsal duyarlılık oluşturalım. Hep birlikte hareket edelim. Ve Şanlıurfa'yı dediğim gibi medeniyetle, güzel gelişmelerle, olumlu gelişmelerle dışarıya da yansıtabilelim. Bunu başarabilecek bir birikime, tarihsel geçmişe sahibiz. Bu çağrıyı, bu daveti de bu bayram vesilesiyle bir kez daha yapmış olalım. Bayramlar.
Kulaksın. Sağ! Nasılsınız? Sağ! Şeylerin torunları değil mi? Evet. Bunlar isimli gibi hava atıyor. Derin deden. Tescil. Vallahi şey şehadetin yıl dönümü. Tabii evet. Türkiye'den önce. Seni çok mutlu ettiniz. Gerçekten sevindik. Sayın Nerci, benim okul arkadaşım aynı zamanda. Aynı mahalledeniz ve ellerimiz komşuyuz zaten. Komşuyuz zaten. Sizlerin de sağ olun. Sizlerin de bayrağı çekiyorum bu ayda.